Arkadaşlar selam. Bugün size bir günde nasıl 700 lira kazandım? 6 saatte nasıl 700 lira kazandım? Bunu anlatacağım. Hello tekrardan. Birazcık anlatayım nasıl bu işi bulduğumu. İşte ben burada birinci semestrede okurken hani bazı günlerim boş oluyordu. Yani bazı günler mesela öğleden sonra boş oluyordu. Bir zaman böyle hani part time ama full her hafta aynı işe gitmemem lazım. Mesela haftalık işler oluyor. Türkiye'de ne bileyim hosteslik işi oluyor. İşte fuarlarda servis hostesliği vesaire yapıyorsun. Gibi bir iş aradım. Sonra bir tane site buldum. Instaff diye bir site. Oraya üye oldum. İşte görüşme falan yapıyorlar. İşte Almanca'na bakıyorlar. İngilizce etkinlikler de oluyor ama Almanca daha tercih ediliyor. Neyse işte görüşme yapıldıktan sonra senin profilin onaylanıyor. Sonra sana işler geliyor. Mesela işte diyor ki atıyorum direkt sende şu gün şu kadar saatlik mesela servis elemanı aranıyor diyor. Sen başvuruyorsun. Saatlik ücretini yazıyorsun mesela. Diyorsun ben 10 euroya çalışırım, ben 9 euroya çalışırım. Bir kere daha bugünkü gibi bir olay başıma gelmişti. Şimdi bugünkü olayı anlatıyorum. Bugünkü olayda ben sabah uyandım, kahvaltı edeceğim. Normal project arbeitim var, onu yazacağım. Raporunu yazmam lazım. Sonra bana Instaff'tan bir mail geldi. Bugün için. Yani 13 Şubat bugün ve 13 Şubat sabah 10.30'da bana mail geldi. Şey yazıyor. İşte bugün saat 3-9 arası bir markette işte bir içecek dağıtılacak. Bir de currywurst dağıtılacakmış. Onun için eleman aranıyormuş. O eleman bugün sabah iptal etmiş. Bir de yeni hemen bulmaları için saatlik ücretini artırmışlar. Saati 25 euro. Ben de hemen başvurdum. Herhalde tek ben başvurmuşum hemen o saatte görüp. Sonra okeylediler. Şimdi hazırlandım. Şey gidiyorum, işe gidiyorum şimdi. 6 saat çalışacağım. Saati 25 euro'dan. Yaşım ama biraz uzak. Ben şu an Dresden merkezdeyim. 1 saat falan uzak yani. Aslında İstanbul'a göre hiç uzak değil. Ben Küçükçekmece'de yaşıyordum. 6 ay Kozyatağı'nda çalıştım mesela. 6 ay her gün 1,5 saat gidip geldim. Hiç sıkıntı değil. Ya da İTÜ'de gittim yani masraya gidip geldim. Hiç sıkıntı değil 1 saat. Ama ilk defa Dresden içinde bir yere bu kadar uzağa gidiyorum. Zaten Baby.ya Pirnaşer Platz var. Oraya geldim. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüs de 14.20'de gelecek. Sanırım bir 2-3 dakikası var. Ona bineceğim ve gideceğim şimdi işe. Bir gün hava böyle daha iyi olduğunda, şu anda da güneşli bu arada. 13 Şubat olmasına rağmen güneşli. Bir gün Dresden turu yaptıracağım. Gerçekten nereye gidiyorum? Dağlar, bayırlar, yollar. Oo, sonunda bir ev. Oo, bu ev ne ya? Hep eski. Uf, nereye geldim ya? İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yerlere geldim galiba. Dresden'in Bahçeşehir'ine geldim galiba. O kadar dışarıdayım ki şu anda. Tarlalar falan var ya. Selam. Şimdi otobüsten indim. Obimark'ta çalışacağım. Şu ileride görüyorsunuz. Şuraya yürüyorum. İşte 3'te işte olmam gerekiyordu. Şu an saat 3'e 3 var. Yine ilginç bir şey oldu. Otobüs gecikti. Hem de 10 dakika. Acaba bu böyle gerçekten sınır dışına falan gidiyor diye. Şuraya bakın ya. Tarla var ya. Tarla yani. Şuralarda geldim. Bakalım neredeler. Buradan gireceğim herhalde. Evet arkadaşlar ne yapıyorum? Grillem. Mangal yapıyorum. Hello. Şimdi otobüste indim, tramvaya bineceğim. Biraz bugünümü anlatayım istedim. İşveren tam bir. Ya gerçekten birçok yerde çalıştım daha önce ama böyle bir adam ilk defa gördüm. Yani böyle bir tavırlıydı yani genel olarak bir enteresan. Ve şunu gördüm yani iş kurmak ne kadar kolay. Adam ne yapmış biliyor musunuz?
Yalnız hiç konuşuyor musunuz? Almış bir tane minibüs. Almış bir tane mangal. Böyle büyük bir tane mangal. Onda sosisleri kızartıp kızartıp işte köri vursa yapıp satıyor. Hiçbir sermaye gerek yok. Hiçbir gerçekten malzemeye gerek yok. Köri vursun. Köri sosu hazır. Bildiğim böyle büyük teneke gibi şeyde ondan döküyor. Köriyi tak tak şey yapıyorsun, yani bunu bir de öğrenmeye de gerek yok. Köriyi mangallıyorsun, ondan sonra şey yapıyorsun, kesiyorsun, köri sosu döküyorsun. Bu bir de yanına içecekler almış. Dur kapıyı açayım. Yanına içecekler falan da almış. Alo, konuşun. Evet, posta kutumda da hiçbir şey yok bu arada. Neyse. İçecekler almıştı kasa kasa. Bira, mira işte. Fanta, manta. Etkinliğe gidiyor. Biz mesela şimdi Obi Mart'ın bir şey etkinliğindeydik. Ondan sonra o etkinlikte bu kör burslu veriyor, dağıtıyor. Bir de içecek veriyor. Ve kendi işi, anladın mı bunu yani? Kendi işinin patronu olmak ne kadar kolaymış bence. Yani bugünüm böyleydi benim. Bu kadar. Şimdi asansördeyim, eve gireceğim. Duş alacağım. Üstüm başım iğrenç. Köri kokuyor. Grill kokuyor. Şimdilik iyi geceler.